Dilan Dirayet Taşdemir diyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu günlerdir beklenen açıklamayı yaptı. HDP Ağrı milletvekili. Gara'ya geliyor. Gara'da kaldıktan sonra Mahmur'a geçiyor. Yani teröristi... Mahmur'a da bu arabayla beraber gidiyorlar. PKK'ya teslim eden arabanın içinde HDP milletvekili. Ve Mahmur'da bu sonraki olay. Bakan Soylu, 13 vatandaşımızın katledildiği Irak'ın Gara bölgesine giden HDP'li milletvekilinin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. Bu dediğim 2017'ydi. 2017'de bir eski milletvekili terör örgütüne gitmesine vesile oluyor. Evet. Gare'de karşılaştığı milletvekili daha yeni. Yeni. Tabii. Daha yeni. Yani şöyle tarihini de biliyoruz da orada yaptığımız bir takım işler var. Onları da devam ettiriyoruz. Yani 2018 sonrası milletvekili. Tabii 2019 sonrası. Daha yeni. Evet. Yani buradaki muradım şu. Ben orada Gare'yi siz iyi bilirsiniz dediğinde aslında orada bildiğimiz farklı başka milletvekilleri de var. Oralara giden, oralarla iş tutan, karşıya geçen, mesaj alan, mesaj götüren, mesaj veren, politika belirleyen, politika taşıyan var. Terör uzantısı HDP'nin kapatılmasına ilişkin çağrılar da soruldu Bakan Soylu'ya. HDP terör örgütünün partisidir. Bu bahsettiğiniz isimlerin hiçbirisi Kandil, Adem'den B diyebilecek bir kabiliyete sahip değildir. 4 tane bildiri oldu. Bir, HDP'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun bir bildirisi oldu. Bir, İnsan Hakları Derneği'nin bir bildirisi oldu. Bir, PKK'nın bir bildirisi oldu. Bir de Türk Tabipler Birliği'nin bir tweet'i oldu. Bunların 4'ünde mantığı aynı. Ve buna bir eklem daha yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında. Sayın Kılıçdaroğlu. Bu konuşmaz. Bakınız. Ne dediler biliyor musunuz? Burada devlet sorumludur dediler. 5'inin de mantığı aynı. PKK ağza alınmadı. Bakan Soylu, Türkiye'nin 21. asrın başından beri devrim sürecinde olduğuna işaret etti. Sadece bir ekonomik çatışma değil, aynı zamanda bir kültürel çatışmadır. Ve Türkiye, Anadolu bu kültürel çatışmada şu anda kendisini ayakta tutuyor. Ne kadar tutabilecek ve 21. yüzyılda biz bu mücadeleyi ne kadar sürdürebileceğiz, esas itibariyle sadece bizim kaderimizi ortaya koymayacak. Bizim coğrafyamızı ve dünyada bizden beklentisi olanları ve bu umutsuzluğu dünyaya yaymak isteyenlerin kaderini de ortaya koyacak. Tam da Türkiye'nin rolü ve misyonu. Nasıl 100 yıl önce, biraz önce bahsettiğim gibi sömürgeciliğe karşı ben bunu kabul etmiyorum diye bir ayak diremişse, bugün de umutsuzluğa karşı bir ayak diremenin içerisinde Türkiye. Ve Türkiye'nin tam da altyapısı buna uygun bugün. Yani...